Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda güzel İstanbul'un yağmurun başladığı bu zamanlarda Kemal. Evet. Çıtı çıtı yağmur ya, ne diyorsun? Belliydi zaten hava durumu, o uyardı bizi. Uyardı mı, seni mi uyardı? Önlemimizi aldık. Hadi bakalım Demet Akalın. Evet. Arkadaşlar elimize bu ayki maceraların enerji listesi geçti. Biz de ne yapak edek dedik. Önce burada Turkos'a teşekkür etmek lazım. Tabii tabii. Büyük emek. Hakikaten güzel çalışıyor adamlar, bakma yani. Yani ben kabamın kendisinden daha iyi çalıştığını düşünüyorum. Aynı fikirdeyim Kemal, diyorum ve hop geldim. Arkadaşlar önümüzde 3 tane ekran var. En üstteki aylık macera. Onun altındaki taşları topladığımız yer. Çat, telefonu kapattım. O da fotoğraf çekti. En alttaki bölümde Thanos'un ordusu, yani taşları topladıktan sonra gidip gondiklemeye çalıştığımız Ebony Maw. Ebony'ye çok ağırlık vermiyorlar mı sence Kemal bu aralar? Biraz fazla. Çok popüler. Arenası büyük ihtimalle Kemal Marvel rekoru kıracak, ben sana o kadar söyleyeyim. Sanki öyle bir duruşu var. Bir de bu bugları mıdır artık, gerçeği midir tam olarak ayırt edemiyoruz ama bazı sıkıntılı videolar var. Vuramıyorsun Hero'ya. Yani hacı, şimdi biliyorsun ben artık hani yeni bir politika belirledim. İşte her arenaya yeni gelen hero için 5 yıldızını kasacağım dedim ama şimdi Ebony'yi alsam alırım. Evet. Kemal alırım, sonra beni toparlayamazsın. Bir hafta beni bulamazsınız yani. Alırım. Dozerle kasarız ya da. Alırım hacı. Yüzmeye kasarım, gene kasarım. Ama beni toparla yani. Çok fantastik. Konuşuyorum birçok kişiyle. Yani Ebony'ye kasmak için Oroni'ne girmemişler. Herkes şu anda Ebony'yi bekliyor hacı. Ya bir defa Korvus'la olan sinerjisi efsane. Bence asıl sebebi filmde Doktor Strange yaptıkları sahneydi. O eski ilk filmde. Oyuna da bu olayı getirdiler. Getirdiler. Yani büyük ihtimalle bu çok zor bir durum Kemal. Yani bütün dünya birbirine... Yani şu ana kadar gelmiş en zorlu arena olacak diye düşünüyorum. Peki mistik olması seni sevindirdi mi veya... Sevindirdi. Sıkıntıya düşürdü mü? Yok, beni sevindirdi. Hem de mistik cevher uyandırma var. Yani bir kere kassam yeter. Çünkü kopya özelliğinin açılması gerekiyor bu karakterinde. Genel anlamda mistik mi olmalıydı sence peki? Bu mu? Yani zihin manipülasyonu, sen kozmik mi diyeceksin? Tabii. Kozmik uzayda diye kozmik diyeceksin. Yani zihin manipülasyonu yapıyor Kemal. Belki Karnak tarzında olur. Karnak nasıl iki tane sınıftan istiyor item. Hani bu da öyle bir şey olabilir belki. Ya da olabilirdi. Ama sonuçta zihin manipülasyonu yapıyor. Kimseye dokunma yetmiyorsa. Hani mistik bana daha yakın geldi. Bilmiyorum. Scarlet için mistik olması ne kadar saçmaysa. Bunun mistik olması o kadar mutant, saçma. O mutantlarla geldi diyorsun. O zaten mutant. Bu mistik. Ne bileyim, değişik. Hadi bakalım hayırlısı. Arkadaşlar en üstte aylık macera var. Aylık maceraya baktığımızda Acemi Kemal 628 istiyor. Hemen bunu 70'e böldüğümüzde, yani full haldeyseniz arkadaşlar ortalama 9 enerjiyle Acemi bölümünü 100 diye biliyorsunuz. Ya şimdi biz bu rakamları bu şekilde 70 enerji olarak hesaplayalım ama hani rakam olarak verdiğimiz için arkadaşlar kendi seviyelerine göre, mesela leveli daha düşükse ona göre bakarak kendi hesabını kendisi yapabilir. Kesinlikle. Normal kahraman ve usta da arkadaşlar bir toplamda 1074 enerji istiyor. Ona takriben 15 tane, 16 tane, 15,5 enerji, 16 enerjiyle her bir bölümü 100 diyebilirsiniz. Evet. Ki özellikle Kemal kahraman ve usta efsane kasmak isteyenler için bu önemli bir şey. Yani kaç tane enerji alacaksan yanına 31-32 tane en büyük enerji toplamaları gerekiyor. Koleksiyoncunun parçası olmayan bölümüne baktığımızda Kemal 1206 bölü 70 yaptığımızda 17.2, yani 18 tane enerji, ya da tüm kendilerine full 70 enerjiyle girerlerse 17 enerji işlerini görür. Ne 17 diyorsun? 17 enerji kaç kredi yapıyor? 17 enerji kaç kredi yapıyor Kemal? Hemen baktığımızda 17 çarpı 30 dediğimde de 510 kredi yapıyor Kemal. Güzel rakam. Ya tabii ki burayı yüzleme böyle çatlaya gerek yok. Hani gelir şeyin enerjinde oldukça bitirirsen de 34 gündü bu macera, çok uzundu. Hani hala çok uzun bir zaman var önümüzde. Çok rahat bir şekilde bence biter. 42 34, İlk geldiğinde bayağı fazlaydı. İkinciye bakalım. Taş toplama macerasına geldiğimiz zaman da Kemal. Ya ben bunu külfiyet olarak görüyorum. Beğenmedin değil mi sen bu macerayı? Beğenmedim. Ben de çok şey yapmadım ya. Ödülleri de çok. Ödülleri de çok kötü. Hani o tamam taşı alacağız. Ebony Maw'un olduğu bölüme girmek için. Ha, bu mu yani? Budur abi. Eldeki masumu bu. Maceramız bu. Hayır, Iron Man'a taş veriyorsun. Yenisine neden işlemiyor? Bak orada senin aynı fikirim yani. Birçok... Kaptan Amerika'ya taş veriyorsun. Yenisine neden çalışmıyor? Bunlar farklı Amerikalar mı? Ha, farklı farklı. Biri Infinity var. Ha, biri Ivy. Infinity War'da zaten Thanos'la şey dövüşüyordu. Eskisi geliyor. Eskisi klasik gibi. Tabii. Şeyden geliyor. Hidra'dan geliyor. Ama sakalları geçiyor. Falan kesiyor belki ondan falandır. Yani. Sakal meselesi. Stark'ı neye bağlayacaksın? Ha? O da kıyafetten dolayı falan böyle. Yaşı büyüyor ya, birkaç yaş büyüyor. O yaşları tutmuyor Kemal.
Onlara Pops geliyor, o kıyafeti giyiyor ya, ondan kaynaklı. Bak Pops süper yaklaşım, yaklaşımını sevdim Kemal. Evet, evet. Baktığımızda taş olayında Kemal yine Acemi'de, Acemi ve normal 312 kredi istiyor totalde. Zaten bu yavaş yavaş her hafta açılıyor. İşte Kahraman ve Usta'da 624 ve Destans'a 936 istiyor. Güzel rakam mı? Çok yüksek. Kabaca hesaplarsak 936'yı. Bölü 70. 13. 13-14 enerji. Ama bu her hafta açıldığı için yani bir anda hepsini harcamana gerek yok. Ve taşları topladıktan sonra tabii ki Thanos'un ordusu bölümü yani Ebony ile kapışacağın zamanda Kemal yine Acemi, normal, kahraman ve usta sabit hepsi 96 istiyor. Destansı bölümde 144 istiyor. Şimdi buranın zorluğu ile ilgili bir parantez açmak lazım. Buyur. Gereksiz yere çok zor. Kabam şunu istiyor. Taşı aldığın hero'yu yükselt. Mesela Kaptan Amerika'nın eskisini ben sanmıyorum herhangi bir oyuncunun yükselteceğini. 2.35 ya. Yani onu 2.35 ile kalkarsın. Onu da bilmiyorum. Hangi kapayla. Şimdi 2.35'te uğraşıyorsun. Veya işte atıyorum 4 yıldızını şimdi 5.50 yapan oyuncu belki varsa vardır. Geçersin, geçilmez değil ama hakikaten uğraştırıyor. Ikındırıyor. Aynen abi, boşluyor. Yani o destansı bölüm. Her bölümün kendi taşıyla girmen gerekiyor bence Kemal. Tek bir hero ile gidebiliyorsun yani. O da biraz problem. En azından sinerji yapılsaydı da sadece yine bir hero ile dövüşülseydi ama yanında sinerji alınabilseydi, ne bileyim. Zaten sadece destansı ve ustada tek hero ile girebiliyorsun. Diğerlerine yanlış hatırlamıyorsam 3 hero ile girebiliyorsun. Bakmadım bile yani, o kadar. Ben kolayları bitirdim, diğerlerine daha dokunmadım. Taşları bir toplayayım çünkü ben şey istemiyorum yani, atıyorum mesela bu bölümü yüzlemek için illa Kaptan Amerika Ivy'yi mesela yükseltmek istemiyorum. Ya Kaptan ödüllerini görmezden geleceğim yani. Iron Man'den daha iyi olmuş. Mükemmel, taşı. Mükemmel çok, olmuş. Çok daha iyi olmuş. O taş da mükemmel. Gelse, o hale gelse Corvus Clay'den 10 kat daha iyi. Değil mi? Siper atıyorsun adam. Adam hasar yiyor, sen sağlık dolu evsen. Öyle bir hero mu var lan, o ne öyle? Yani gelse Corvus, bak Corvus'dan 10 kat daha iyi. Ama şey olarak mesela Iron Man'de şeyi büyüttük. Beklentiyi yükselttik hemen, dedik bu böyle olursa Iron Man ne olacak? Patates oldu. Elimizde patladı. Artık diğer gençlere bakacağım. Mesela Şahin Göz olan mesela benim için önemli. Neden? Bende 6 yıldızı var mesela Şahin Göz'ün. Hmm. Aynen. Güzel bir taş verirse test ederek Şahin Göz'le belki hepsini geçerim diyeceğim ama bazı bölümler mesela o Havok'un olduğu bölüm uğraştırır. Oraya bir zırh lazım çok, çünkü. Çok. Aşırı uğraştıracak. Ya bakacağım diğerleriyle tutturabilirsem eğer onlarla devam edeceğim. Olmadı. Bakacağız yani illa yüzlemek gibi bir şeyim yok benim burayı. Ya ödülleri de karşılamıyor açıkçası yani. Ben kaç tane gösterdim açtım yani. Bir o yüzden, şey çıkmıyor. O yüzden yani. Ama duruma göre bakacağız, bir şekilde hayat çekeceğiz. Reklamı güzel yapıyorlar. İçinden çıkanlar şey yani, hayal kırıklığı. Aynen. Arkadaşlar umarız bu video sizlere faydalı olmuştur. Enerji dağılımı bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer bize destek olmak isterseniz videoları beğenebilirsiniz. Videoları beğenmeniz bizim için çok önemli. Bizim YouTube kanalımız dışında bir de Instagram'da sayfamız var. Bizi oradan takip edebilirsiniz. YouTube kanal ismimiz aynı. Magi TV, Mucoc. M-C-O-C. Söylerken belki akılda kalıcı olmayabilir. Çok çılgın. Yani. Senin bu sloganlar ateş ediyor Kemal. Allah razı olsun. Kemal sana bir soru sorayım ya. Eyvah. Sen... Ben mi? Geliyorum. Hacı sen bu videoları ne zaman başlayacaksın? Gerçekten oynanılmaya değer bir şeyler gördüğüm zaman ben de başlayacağım o videolara. Bulduğun kılıf bu mudur evet, abi? Minare bu kılıf işte. Elle diktik, bu kadar oldu. Hadi hayırlısı bakalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Herkese iyi oyunlar. Herkese keyifli oyunlar. Ulan böyle kılıf olur mu lan? Olur mu lan böyle kılıf? Yaptık oldu işte. Hadi hayırlısı. Minareyle kılıf.